Kendisi deniz albayı olaraktan görev yaparken Kral İdris el-Sulusi'ye darbe yaptı ve idareyi ele geçirdi. Albay Kaddafi kendine göre kendi gücünün simgesi olan kartal şeklini Libya devletinin arması olarak benimsedi. Bakın armanın hemen göğüs kısmında ülkenin simgesi olan yeşil renk hakim. Bu şekilde kartal Kaddafi'yi Libya'nın efendim horozluğunu tabiri caizse cesaretini anımsatıyor. Ancak son zamanlarda bu kartal figürlü yani Libya devlet arması Libya halkı tarafından yerlerde sürülüyor ve parçalanıyor. Tabii çelişkiler var. Evet, karşımızda Kaddafi'nin benimsemiş olduğu devlet arması ve kartal şekli var. Ve bir karikatür denizleyiciler. Bir mum düşünün. Mum ışığı yanıyor, mum eriyor. Erirken tabii etrafına onun tortları dağılıyor. Ve etrafında sanki bir okyanus gibi binler, on binler ve yüz binlerce insan denizin ortasında giderek eriyen, erirken biten ve yok olacak olan bir mum gibi Kaddafi'yi görüyorsunuz. Evet, Kaddafi çok zor durumda. Kaddafi, tabii ben bu programı yaptıktan kısa bir zaman sonra gidebilir ve onun devri bitebilir. Ancak bu karikatür Kaddafi'nin bitmekte olduğunu, eriyen bir mumu ve dumanlarını yansıtıyor. Evet, Libya'nın gerçek görüken en son durumu bu. Bu karikatür yansımış. Evet, karşımızda Kaddafi ve onun erimesi görüntüsü. Şimdi asıl önemli olan şey halk isyanı, o volkan gibi patlayan insanlar ellerini sıkıp zalim, hain, diktatör, katil diye bağıran bu on binler ve yüz binlerin ellerinde bir bayrak tutuyorlar. Bu bayrağın orta yerinde, o bakın çizgiler var, altta yeşil renk, ortaya da siyah bir bölüm var ve hemen onun ortasında hilal ve yıldız var deniz eceğer. Ve daha yukarıda kırmızı bir efendim renk olan bir şerit bölümü vardır. Şimdi Libya halkı durup dururken bu bayrağı herhalde çıkartmış değil. Bu bayrak Libya halkına dedelerinden kalan bir mirastır. 100 yıl, 150 sene öncesi Libya'nın, Libya halkının, aşiretlerin, kentte yaşayanların hepsinin saygı duyduğu tarihi bir dönemin hatırasıdır. Dikkate bakın, bu bayrak Türkiye bayrağına ne kadar çok benziyor. Sakın ola ki bu bir Türk bayrağının yansıması olmasın dezecer. Evet, tarih diyor ki doğrudur. Libya'daki isyan ateşi ve volkanın patlamasının arkasında Osmanlı'nın küllerinden Osmanlı'nın yeniden doğuş felsefesi vardır. Evet, karşımızda isyancı Libya halkının taşımış olduğu bayrak görüntüsü. Tabii bakın yüz hatlarında hatta boyamış, göz ve yukarı alın kısmında kırmızı renk var. Arta yerde siyah renk ve altta da yeşil renk var. Evet, isyana haykıran Libyalılar ve onların taşıdığı Osmanlı bayrağının yansıması. Hilal ve yıldızlı, evet, bayrak var. Bu bayrak Osmanlı'nın yansıması. Şimdi 2011 yılı başlarında sanki domino taşı gibi birisi dokundu diye bir görüş var. İşte önce Cezayir'de, sonra Tunus'ta, arkadan Mısır'da, şimdi Libya'da, giderek Yemen'de, Arabistan'da, yani bütün Arap ve İslam dünyasında halk hareketleri hızla arttı. O ülkelerin siyasal durumları değişiyor. Rejimleri yıkılıyor, yeni idareler iş başa geliyor. Evet, bu şekilde Orta Doğu dünyanın kaynayan kazanı ve önemli bir olayların yaşandığı yer ve Orta Doğu'daki bu gelişimleri yansıtan efendim bir uydu fotoğrafı ve grafikler var, şu an görüyorsunuz. Evet izleyiciler, Libya'daki önemli tarihi gelişmelerde bir genç kadın yüzünü Libya bayrağı şeklinde renkli olaraktan boyamış ve o da haykırıyor isyan diye. Başı örtülü veya açık ama sonuçta bu genç insanlar, erkek veya kadın fark etmiyor, isyan diye haykırırken onların bu isyanlarını rejimin en büyük efendim kontrolcüsü Kaddafi, onlar için hap kullanan, uyuşturucu kullanan efendim zavallı insanlar olarak adlandırıyor. Acaba zavallı insanlar kimdir? Ülkeyi 41 yıldan beri idare eden, halkının 1/3'ünü adeta fakirlik ve perişanlığa, açlığa mahkum eden, diktatörlüğüne kılıf buldurup kendisini sosyalist veya cemahiriyenin efendim reisi gösteren Kaddafi mi? Yoksa ben kaderime razı değilim,
ülkemin kaynaklarından pay istiyorum, insanca yaşamak istiyorum ve özgürlük istiyorum diyen, devrim ateşini bir şekilde başkaldır gibi algılayan bu insanlar mı suçlu derizler? Hayır, onlar suçlu değiller. Evet, bir genç Libyalı kadın isyanlarını haykırıyor ve yüzüne Libya bayrağının renkleriyle boyamış. Evet, gördüğünüz gibi fotoğrafa bu şekilde yansıyor karşımıza. Evet. Şimdi geliyoruz Libya'nın farklı bir yönüne. Evet, bahsettiğim bu farklı yön Osmanlı'nın veya Türklerin oradaki varlığı. Tarihi araştırmalara göre yaşanan yüzyıllar içerisinde 1551 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman'ın da emir ve istekleriyle Turgut Reis savaş gemileriyle Akdeniz'e açıldı. Libya sahillerine geldi. Trablus kentini ele geçirdi. O Trablus kentini aldığında o sahil kentlerde Hristiyan korsanlar vardı. Onları yendi ve Osmanlı bayrağını Trablus kentine dikti. Evet, Osmanlı'nın Libya'ya yerleşmesi, Libya halkıyla bütünleşmesi sayesinde Libya topraklarından veya o coğrafyadan Osmanlı'ya karşı bir büyük isyan olmadı yani yaşanan yüzyıllarda. Tam tersine Osmanlı oradan çekilirken Libya halkı gözyaşı döküyordu ve Türklere olan sevgisini kalbine gömüyordu. Karşımızdaki gravür Osmanlı döneminde evet Osmanlı gemilerinin Libya'ya gitmesi, yerleşmesini hatırlatıyor. Artık Trablus kenti Osmanlı döneminde camileriyle, kalesiyle, efendim tarihi özelliğiyle, ticari gelişmesiyle dünya veya da Orta Doğu ekonomisinde veya da coğrafyasında önemli bir yer tutuyor. Evet, burası Trablus, Libya'nın kuzeyi ve Osmanlı'ya bağlı bir kent. Bu gravür bize o günleri hatırlatıyor. Şimdi Trablus'un Osmanlı'ya bağlanmasından kısa bir zaman önce Piri Reis ve adamları Akdeniz sahillerindeki kentlerin haritasını çizerken Trablus'a da uğradılar. Piri Reis Trablus kentinin limanını, kalesini, evlerini ve oradaki binaları hemen sol tarafta gördüğünüz gibi o çöl kumlara dağılan vahaları onları öğrendi. Onların özelliğine bakarak Trablus kentinin haritasını bu şekilde çizdi. Kitab-ı Bahriye kitabına da bu harita yerleştirildi. Kitab-ı Bahriye 1520'li yıllarda yazılmış, resimlendirilmiş ve Kanuni Sultan Süleyman'a sunulmuştur. Bu haritanın çizilmesinden yaklaşık 30 küsur sene sonra 1551 tarihinde bir başka Osmanlı komutanı Turgut Reis, evet Libya topraklarını Osmanlı'ya bağladı ve orası Trablusgarp sancağı olarak bir bölge olarak Osmanlı'nın sanki anavatan toprakları gibiydi. Evet, karşımızda Piri Reis'in haritasını çizdiği Libya'nın en büyük kenti Trablus'un limanı ve oradaki binaların görüntüsünü şu an izliyorsunuz. Osmanlı, ah o Osmanlı, atalarımız, ecdadımız, o mübarek insanlar o topraklara geldiler. Camiler, çeşmeler, medreseler, hanlar, hamamlar yaptılar. Yerleştiler o topraklara, güvenliğini sağladılar, insanca yaşadılar ve o bölgeyi idare ettiler. Evet, Osmanlı'dan kalan bir eser görüyorsunuz. Bakınız yukarısında 1, 2, 3, 4 yani yaklaşık 20 yakın kubbesi olan bir yapı var. Evet, bu tarihi yapı, o tarihi Trablus kentinin hemen denize yakın yerde bu şekilde yapılmış ve halen orada duruyor dediler. Bir Osmanlı yapısı hemen karşımızda Libya'nın başkenti Trablus'ta. Ancak bu fotoğraf yakın zamanda çekilmiş değil. Belki bu fotoğraf çekileni 110 veya 120 sene önce olabilir. Evet, burası da Trablus kenti. Osmanlı'dan kalan bir çeşmeyi görüyorsunuz. Çeşme gayet süslü. Önde bir araba var. Evet, Osmanlı'nın terk etmeden önce Türk ve Osmanlı diyarı olan Libya'dan bir görüntü. Arkada cami minareleri var. Evet, hemen orta yerin sol tarafında bir Osmanlı çeşmesi var. Bu tabii insan hayaller canlandırıyor. O çeşmeden kimler su içti, buradan kimler gitti. Evet, Osmanlı askeri, Osmanlı bayrağı, Osmanlı paşaları, askerleri ve orada yaşayan halk bir bütün halinde o coğrafyanın efendim kaynaşmış insanlarıydı. Evet, burası Trablus kenti ve oradaki bir Osmanlı eseri çeşmeyi görüyorsunuz Deniz Ecer. Bir başka fotoğraf hemen ekrana geldi. O bölgenin insanları yani göçebe insanlar ve onların eşekleri, efendim eşyaları. Evet, Libya'dan bir hayat. Osmanlı'nın son döneminde bir Libya yerleşim alanının görüntüsü. Şimdi bu görüntüleri orada bırakalım ve gelelim farklı bir görüntüye. Yıl 1911-12.
Libya toprakları acımasız bir saldırıya uğradı. Dış saldırıya, işgale uğradı. İşte o işgalle ilgili bir dönem geliyor. Libya'daki Osmanlı-Türk hakimiyetinin bitmesi ve oradaki efendim dış saldırılar. İtalyan savaş gemileri sahile yanaşıyorlar. Sahildeki büyük kentler topa tutuluyor ve bombardıman yapıyorlar ve Libya işgale uğruyor. Evet, Libya'nın işgaliyle ilgili bir kare fotoğraf geldi. Yıl 1911, Osmanlı'nın en zayıf günleri, o günlerin fotoğrafı. Evet, bir başka hemen fotoğraf ekrana geldi. Libya'daki görev yapan bir Osmanlı paşası kıyafetiyle, fesiyle, madalyasıyla, evet, orada bir baba gibi veyahut oranın bir en yetkin ve saygın bir insanı gibi makamına oturuyor ve o ülkeyi idare ediyor. Bir Osmanlı paşasının fotoğrafı şu an ekrana geldi, gördüğümüz gibi, evet, karşımızda. Bir farklı fotoğraf. Trablus'taki bir ana caddenin efendim orta kesiminde yükselen bir minare var. Burası bir Osmanlı camisi. Şimdi birazdan göreceğiz. Bu cami, yukarıdaki şerefesi, işgale uğradığı zaman işgalci askerler tüfekleriyle, bombalarıyla bu minareye çıktılar ve o minarenin başından Libya halkına kurşun ve bomba attılar. Tarih 1911-12. Birazdan onu göreceğiz. Ancak tabii bu işgal öncesindeki Osmanlı döneminden kalan bir hatıra fotoğraftır. Evet, Libya'nın bir camisi ve bir sokağın görüntüsü.